Önceki videoda bir resmin çizilmesini gösterdik arkadaşlar. Onu sınıfa kapsülledik. Bu videoda bu resmi hareket ettirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hareket ettirme işlemini yapmadan önce burada paint olayından biraz bahsetmek istiyorum. Bakın paint aslında arka planda, bakın ismin üstünde de yazıyor. Paint Event Handler diyor. Bu görmüş olduğunuz nesne aslında bir fonksiyon dizisi gibi düşünebilirsiniz. Yani içerisinde birden fazla fonksiyonu barındırabiliyor. Fonksiyonlar dizisi diyelim. Eğer ki pencerenizde paint işlemi gerçekleşirse, paint olayı gerçekleşirse, şu görmüş olduğunuz nesneye bağlı olan bütün fonksiyonlar sırayla çağrılır. Biz bir tane fonksiyon bağladığımız için sadece bu fonksiyon çağrılacak. Ama isterseniz başka fonksiyonlarda bağlama şansınız var. Onlar sırayla çağrılacak. Arkadaki mekanizma şu, çok derine girmeye çalışmayacağım ama işletim sisteminiz her uygulaması için, içerisinde çalıştıran her uygulama için bir olay kuyruğu tutuyor arkadaşlar. Bu olay klavyeye basmak olabilir, tuşa, mouse tuşuna basmak olur veya mouse hareket ettirmek olur. Her bir olay için, pardon, bütün bu olayların tutulduğu bir kuyruk barındırıyor sırasına göre. Sizin uygulamanızda bu kuyruğu sürekli olarak okuyor arkadaşlar, sonsuz bir while döngüsüyle. Bunu sanırım önceki videolarımda anlatmıştım. Sürekli bu olayları okuyor ve olaylara karşılık, eğer ki siz programcı olarak bir fonksiyon bağladıysanız, o fonksiyonu çağırıyor. Örneğin bir tuşa tıklandı. Uygulamanız tuşa tıklanmasını işletim sisteminden aldı. Eğer ki siz uygulamaya bir fonksiyon verdiyseniz bu olaya karşılık, uygulama gidiyor, o fonksiyonu çağırıyor. Uygulamadan kastım application arkadaşlar. Bakın burada biz formu o yüzden verdik. Şimdi eğer ki siz key down olayına karşılık, ki bu tuşa basılma olayı, bir fonksiyon bağlamak istiyorsanız, yani uygulamaya şunu söylüyorsunuz: eğer ki kullanıcı key down olayını gerçekleştirmişse, yani işletim sisteminden sen bu mesajı alıyorsan, o zaman şu fonksiyonu çağır diyorsunuz. Bakın otomatik olarak fonksiyon oluşturuyoruz tabla. Tekrar göstereyim. Artı eşittir yaptığım zaman zaten bakın Visual Studio yardımcı oluyor. Taba basabilirsiniz diyor. Ben bastığım an fonksiyonu oluşturdu. Bu fonksiyon arkadaşlar uygulama tarafından çağrılıyor. Ve siz bu fonksiyonun içerisinde sanki bu fonksiyon çağrılmış gibi düşünüyorsunuz. Yani şu parametreler doluymuş gibi düşünüyorsunuz. Bakın fonksiyon tasarlanırken hep bu mantığı kurun. Bu parametrelerin ilki arkadaşlar her zaman olduğu gibi olayın gönderildiği nesne arkadaşlar. Yani formumuzun ta kendisi. Onun referansını tutuyor. Şu ise gelen olayla ilgili bilgileri tutuyor arkadaşlar. Olayımız tuşa basılma oluyor olduğu için, bakın türü key event args. Ben bunun içerisinden hangi tuşa basıldığını yakalayabilirim. Örneğin gelip if key kod dersem arkadaşlar, bu hangi tuşun basıldığına dair bize bir kod getiriyor. Ben o kodu da key zenimundan seçebilirim arkadaşlar. Mesela space seçelim. Space tuşuna basıldığı zaman mesela message box'ta bir şey çıkartalım. Bakın programı çalıştıracağım. Harika, benim program gene yanlış çıktı. Alışacaksınız artık arkadaşlar buna. Bakın burada space'e bastığım an mesaj çıktı. Bakın diğer tuşlara basıyorum, herhangi bir şey çıkmıyor. Space'e bastığım an çıkıyor. Space'e bastığım an arkadaşlar işletim sistemi bu olayı yakalıyor. Ve aktif olan uygulamaya gönderiyor bu mesajı. Uygulamanın olay kuyruğuna yazıyor. Sizin uygulamanızda arkadaşlar bu kuyruğu sürekli olarak kontrol ettiği için hemen yakalıyor oraya gelen yeni olayı. Ve daha sonra kontrol ediyor. Acaba key down'a bir fonksiyon bağlanmış mı? Eğer ki bağlanmışsa hemen çağırıyor. Şimdi ben tuşlara basıldığı zaman şeklimin hareket etmesini istiyorum. Tabii benim şeklimin hareket etmesi demek arkadaşlar, bakın, aslında hareket diye bir şey söz konusu değil. Siz çizileceği noktayı değiştiriyorsunuz sadece. Tabi bunu yapabilmeniz için öncelikle şu görmüş olduğunuz koordinatları bir değişkene bağlamanız lazım. Ben hamurun içerisine geleceğim arkadaşlar. X diyeceğim. Y, iki tane değişken oluşturacağım.
Ve geleceğim şu kısımlar arkadaşlar. X ve Y'ye bağlayacağım. Eğer şimdi programı çalıştırırsam Homer 0'a 0 da çıkar arkadaşlar. Çünkü X ve Y'ye değer atamadığım için otomatik 0 değerlerini alıyorlar. Tabi görüyorsunuz X ve Y'yi private yaptığım için onlara dışarıdan erişemem. Ben bunun yerine arkadaşlar geleceğim, fonksiyon tasarlayacağım. Sola git diyeceğim mesela. O ne yapacak? X eksi eşittir 10 diyecek. Veya şu şekilde yapabiliriz. Önce properties tanımlarız. Bakın sağ tuşa basarsınız. Quick actions otomatik olarak properties'inizi ekler. Gördüğünüz gibi. Burada da geleceğim. Quick actions. Bakın ikisini de properties'lerini ekledi. Bakın burası da büyük oldu hemen. Aynı şekilde public void sağa git x artı eşittir 10. Şimdi tek yapmam gereken ana pencerede kontrol yapmak if eğer ki key code veya en iyisi şöyle yapalım. Switch'i çok sevmiyorum ama gene de kullanalım. Umalım izin versin. Case keys W diyelim. W'ye basıldı mı? H diyelim. Sola git. Case keys. Pardon, W değildi değil mi? D diyelim şimdilik de onu ayarlarız. H sağa git. A diyelim. Evet. Şimdi çalıştıralım. Yine getirelim bu arkadaşı. Herhangi bir hareket yok. Neden dersiniz? Hareket var. Ama göremiyoruz. Neden? Arkadaşlar hareket olmasına rağmen paint olayı gerçekleşmediği için çizim yapılmadı. Ben arka planda koordinatı değiştiriyorum ama herhangi bir çizim yapılmadığı için hala eski çizim duruyor orada. Benim o yüzden hareket ettikten sonra tekrar çizime zorlamam lazım ki sonucu görelim. Yani çünkü çizimde bir değişiklik var. Ve bunu form bilmiyor arkadaşlar. Bizim ona bildirmemiz lazım. Formun bunu bilmesinin tek yolu işletim sisteminden aldığı mesaj. İşletim sistemi arkadaşlar paint ve olayını sadece bu durumda gönderiyor. Kendini tekrar çiz diyor. O da bizim fonksiyonumuzu çağırıyor. Ama biz isterse kullanıcı olarak paint olayını oluşturabiliriz. Yani şuraya gelip invalidate dersek bu ne demek oluyor arkadaşlar? Forma diyorsunuz ki senin görüntün değişti. Tekrardan çiz kendini. Sakın ha kendi fonksiyonunu tekrardan çağırmayın ana pencere paint'i. Hiç yapamazsınız. Ayrıca hiç sakın yazmayın, tekrar söylüyorum, bu fonksiyonun illaki paint fonksiyonu içerisinde olması lazım. Şimdi bakın eğer ki sağa doğru yötelersem herhangi bir sorun yok. Bakın ara sıra görüyorsunuz şurada bir bozulma oluyor, dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Tabii benim bilgisayar biraz hızlı sanırım, bayağı bir hızlı, hiçbir sorun gerçekleşmiyor ama evet ara sıra görüyorsunuz. Kaymalar oluyor. Bir kimliğin bilgisayarında daha hızlı olabilir bu. Eğer ki ekran kartı bakın az önce oldu. Bu arkadaşlar kullanılan tamponla alakalı. Bunun çok derine girmeyeceğim. Çizim programları arkadaşlar iki tane hafıza tamponu kullanırlar. Ekrana çizdirmek için. O kaymalar olmasın diye. Siz double buffer'ı true yapacaksınız. Ve o problemden kurtulacaksınız arkadaşlar. Formunuzun çizimi için double buffer kullanıyorsunuz. Çift hafıza belleği kullanıyorsunuz. O sayede artık kaymalar zaten çok fazla yoktu ama bakın artık hiç yok. Gelin diğer fonksiyonları da ekleyelim. Sola git sağa git dedik. Yukarı git arkadaşlar. Y eksi eşittir 10. Biliyorsunuz formda koordinat sistemi Y aşağı doğru pozitif artıyor. Aynı şeyleri buraya da ekleyelim. İşte ne yazık ki bundan nefret ediyorum.
Kimisi arkadaşlar şöyle yapıyor. Sanırım bu daha güzel. Böyle daha iyi okunuyor sanırım. Buraya W diyeceğiz. Buraya da S diyeceğiz. W yukarı git diyecek. S aşağı git diyecek. Şimdi çalıştıralım. Şeklimiz burada. Her şey istediğimiz gibi hareket sorunsuz devam ediyor. Son olarak arkadaşlar şu arkadaşımızı keys space'i buraya alalım. Şunları bir tane ittirelim. Space'e basıldığı zaman ekrana bir şey çıkmasın da bakın hey yeniden oluşturalım. New Homer diyelim. Tabi burada patlayacağız çünkü Homer'a koordinat verecektim. Evet. Bu biraz patlar. Aynı koordinata çıkacak hep. Şöyle yapabiliriz. Tabi bunu yapmak zorunda değilsiniz ama sadece bir deneme olsun diye arkadaşlar. Bakın iğrenç bir şey yapacağım. X eşittir. İğrenç olacak ama yapacak bir şey yok. Ren'e de erişebiliyor muyum? Evet erişiyormuşum. Next 1 ile 4-500 arası olsun. Virgül y eşittir. Evet iğrenç ötesi bir şey oldu ama şu anki sistemde yapacak bir şey yok. 1 ile 400 olsun. Evet. Ne yaptım? Homer nesnesini oluşturdum. Oluşturulmanın hemen ardından x ve y'ye değer atadım arkadaşlar. O değer de nedir? Randomdan aldığım. Bakın virgülle bu işi halledebiliyorum. İlk değer atama oluyor bu. Bu şekilde değer ataması şansım var. Tek satıra sığdıracağım diye illa. Bu şekilde yaptım. Ne olacak? Space'e bastığım zaman yeni bir Homer oluşturulacak. Peki eski Homer'a ne olacak diyorsunuz. Eski Homer arkadaşlar artık yok olacak. Sebebi şu. Bakın bir referans sadece bir tane objeyi gösterebilir. Önceki objemizi kaybedeceğiz. Yani en azından onu gösterecek bir referansımız yok artık. Referans olmayan objeler, yani kendisi gösterilmeyen objeler yok edilir arka planda. Her seferinde yeni objemiz oluşturulacak ve rastgele bir değer alacak x, y koordinatı. Çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Bakın. Sürekli farklı noktalarda çıkıyor. İstediğim gibi atayabiliyorum. Bakın hareket ettirme işlemi de mümkün. Yine. Ha, kodun birçok yeri hoşuma gitti. Şurası iğrenç oldu. Neyse önemli değil. Onu siz düzeltirsiniz artık. Gördüğünüz gibi klavyeyi kontrol ediyoruz. Klavye kontrolüne göre şeklimizi hareket ettirebiliyoruz. Bir sonraki videoda buna yeni eklemeler yapacağız arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.